Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Tekrardan Türkçe cümleler İngilizce çevirmeye devam ediyoruz. 7 tane cümle var. İlk cümlemiz, devamsızlık çok yüksek. Şimdi, absent diye bir bizim hem sıfat hem de fiil anlamı var. Fiil anlamı yokluk, yok olmak. Absent, sıfat anlamında işte devamsız, yine yok anlamında. Absenteeism ise devamsızlık, yani isimleştirilmiş hali oluyor. Sonrası basit zaten. Is çok yüksek burada. Aşırı yüksek anlamında. Too high diyebiliriz. Absenteeism is too high. Mesela kalıp isteyen arkadaşlar falan oldu. Devamsızlık çok yüksek. İşte my absenteeism is too high. Devamsızlığım çok yüksek. Yani öğrenciler arasındaki kullanılan çok sık muhabbettir. Yani alın size kalıp. O yüzden yani direkt böyle kalıplar için ayrı bir seri yapmayı planlamıyorum. Yani çevirilerde sürekli kalıplar karşımıza çıkıyor. Günlük hayatta kullanabileceğiniz. Buraya bakalım. O beyanatın doğruluğu tartışmalıdır. Şimdi beyanat ifade gibi düşünebiliriz. O. That. Beyanat burada statement. Bu o ifadenin yani beyanatın neyi doğruluğu yani the truth diyeceğiz. Bunu büyük yapalım. The truth doğru demek yani doğruluk. The truth of that statement. Aynen o ifadenin doğruluğu is tartışmalı. Argue tartışmak demek. Arguable dersek de tartışmalı anlamına vermiş oluruz. The truth of that statement is arguable. O beyanatın, o ifadenin doğruluğu tartışmalıdır şeklinde çeviri yapabiliriz. Buraya bakalım arkadaşlar. Ülkenizde boşanma yaygın mıdır? Şimdi boşanmak divorce. Şey değişmiş pardon. Burada emizarla başlıyoruz. Is is divorce yaygın ne demek? Common. Burada boşanma yaygın mıdır? Divorce'un burada boşanmak fiil anlamı da var. İsim olarak boşanma anlamı da var. İsim olarak da kullanabiliyoruz yani. Boşanma yaygın mıdır? Nerede? Ülkenizde. Yani in your country. Evet. Is divorce common in your country? Boşanma ülkenizde yaygın mıdır şeklinde çevirebiliriz. Buraya bakalım. Fotoğraf makinesi ile göz birçok yönden benzerlik gösterir. Şimdi fotoğraf makinesi yani ne diyoruz? Kamera. Kamera. And ne var? Göz. The eye. The camera and the eye. Benzerlik. Benzerdir diyeceğiz. İki tane olduğu için özlemiz çoğul. O yüzden are kullandık. Similar. Similar şuraya bu şekilde. Similar benzer demek. Kamera ve göz benzerdir. Ne yönden? Birçok yönden. Yani in many şu altı inelim. Burada da respect diyebiliriz arkadaşlar. Birçok. Respect'in böyle alaka anlamında yani ilgili. Birçok ilgili yönden. Benzerdir. Respect normal saygı duymak anlamında var. Saygı anlamında var. Bu şekilde kullanımda var. The camera and the eye are similar in many respects. Kamera yani fotoğraf makinesi ve göz birçok yönden benzerdir. Bu şekilde çevirebiliriz. Bu ilaç zararlıdır. And this drug ilaç diyebiliriz is
zararlı için harmful kullanabiliriz. Bu ilaç, this drug, is harmful, zararlıdır. Bu kadar, bu basit cümleyle. Şöyle. Onun görüşleri benimkilerinden pek farklı değil. Şimdi onun yerine his veya her kullanabiliriz. Burada görüş hani opinion yerine şu da bunu da öğrenelim. View normallerine bakmak anlamı var ama fikir anlamı da var. Yani onun fikirleri, onun görüşleri pek farklı değildir. Are burada değil de diyeceğim için are not very farklı. Ne demek? Different. His views are not very different. Onun görüşleri çok farklı değildir. Neden farklı değil? Benimkilerinden. Yani from. Burada direkt mine. Benimki anlamına geliyor. His views are not very different from mine. Onun fikirleri, onun görüşleri benimkilerinden çok farklı değil olarak çevirebiliriz. Bir dakika. Parasız tıbbi tedavi hakkınız var mı? Bu soruyu şöyle düşünebiliriz. Hani parasız bir şekilde tedavi olabiliyor musun? Bu ayrıcalığın var mı? Yani sigortan var mı anlamında. Burada da güzel bir sıfat kullanacağız. Şu a'yı da büyük yazalım. Are you eligible? Eligible diye bir sıfatımız var. Burada uygun musun? Yani for free işte free burada parasız, bedava, tıbbi tedavi. Medical tedavide treatment diyebiliriz. Are you eligible for free medical treatment? İşte bedava yani ücretsiz, parasız. Tıbbi tedavi için uygun musunuz? Yani sigortanız var mı anlamında. Mesela are you eligible to vote? Mesela oy kullanmaya uygun musun? Oy kullanma hakkın var mı? Anlamına geliyor. Eligible'da öğrenmiş oldunuz. Başka da cümlemiz kalmadı. Bu şekilde arkadaşlar yine güzel kelimeler öğrendik. Absenteeism. Daha önce görmemiş olma ihtimali yüksek. Statement kullanmışsınızdır. Divorce isim olarak da kullanılıyor. Boşanma demek. Sonra burada respect. In many respects. Bir sürü farklı açıdan anlamı var. Saygının dışında. Bu basit zaten. Harmful, zararlı. Burada view. Yani normalde bakış. Yani normalde yani gerçek anlamda bir şeye bakmak, görmek anlamı var. Ama fikir anlamda var. Yani bakış açısı anlamda var. Onu kullandık burada. Sonra eligible'da uygun olmak, bir şeye uygun olmak anlamında kullandık. Bu kadar da arkadaşlar umarım beğenmiş ve faydalanmışsınızdır. Görüşürüz. Bay bay.